Herkese merhabalar, iyi akşamlar. İsmim Aykut Temizer. Elisay'da 3. yılımızı bitirdik. Şimdi Türkiye, Orta Doğu, bir kısım Doğu Avrupa ve bir kısım Asya ülkelerine de bakmaya başladım. Biraz yoğun geçiyor. O yüzden bugün de biraz yorgunum. O yüzden kusura bakmayın. Bugün diyorum geçen sefer şeyden başlamıştık. Yeni Zelanda, Avustralya'dan. Bu sefer Kanada, Amerika'dan başlayalım. Yine böyle kısa kısa okul bilgileri verip vizelerde ne oldu, ne bekliyoruz vesaire. En güncel de Kanada, o yüzden Kanada'dan başlayalım. LSE'nin Kanada'da iki tane okulu var. Çoğunuzun bildiği gibi Toronto ve Vancouver'da. Vancouver okulumuz birazcık daha butik, küçük bir okul. 210-216 kişilik bir okul. Şu an içerideki öğrenci kapasitesi, dün akşam arkadaşlarla konuştum sizin için, sayıları da aldım. 3 tane sınıfımız açık. Bu 3 sınıf içerisinde A1, A2 ve B1 sınıflarımız var. Tabii öğrenciler geldikçe daha da fazla artacak bu, ama biliyorsunuz zaten 18 Mart'tan önce vizesini alan öğrencileri biz ülkeye sokabildik. Bunların arasında da genelde Latin ülkelerinden bir kısım, Türkiye'den bir kısım ve Avrupa'nın olduğu için seviyeler aşağı yukarı A2, B1 seviyesinde kaldı. Sınıflar 6-8 kişi arası. Yani 3 sınıf var dediğimizde okulda ortalama 20-25 öğrenci vesaire var gibi düşünebiliriz. Toronto'ya geldiğimizde tabii ki hem öğrenci çok fazla, hem de lokal öğrenciler çok fazla okul aradığı için Vancouver gibi değil, birazcık daha hareketli bir yer. Toronto'da 7 tane sınıfımız açık. 7 sınıfta dediğimizde şu anda içeride Kasım'ın sonuna kadar dersine devam edecek olan, evet Kasım'ın sonuna kadar dersine devam edecek olan 7 kere 7, 49, 45, 52 öğrenci arasında, 53 öğrenci arasında bir öğrencimiz var. Bunda tabii ki Toronto'da seviyeler birazcık daha farklı. Beginner öğrenci çok fazla yok Toronto'da. Genelde A2, B1, B2 ve C1 seviye öğrenciler var. Yine C1 seviye öğrencileri o geçen webinarda söylediğim gibi genelde Kuzey Avrupa ülkeleri oluşturuyor birazcık daha. Yani öğrenciniz eğer gerçekten iyi bir seviyeyle gelirse, B2, C1 seviye gibi seviyeyle gelirse, genelde sınıfta göreceği milliyet dağılımı diyelim, Kuzey Avrupa ve Asya ülkelerinden birazcık daha İngilizcesi daha iyi olanlar, yani Malezya, İndonezya gibi değil, daha çok Japonya veya Kore gibi İngilizce seviyesi birazcık daha yüksek olan milliyetlerden olacak. Türk oranları Vancouver'da neredeyse Türk oranımız yok gibi bir şey. Yani bu 25-30 öğrenci arasından sadece 6 tane Türk arkadaşımız var. Toronto'da oran verdi James bana, okul müdürümüz. %9 dedi. Yani %9 dediğimizde de yine 50 kişi arasında 5, 6, 7 öğrencimiz vesaire olacaktır. Bu öğrencilerimizin çoğu, Türk öğrencilerimiz için konuşuyorum, A2 ve B1 sınıfında. Biliyorsunuz zaten şu an bizler de bekliyoruz. Hatta çok uzun eseyler yazdık onun için. Önce Eğitim Bakanlığı'na bildirdik. Oradan geçtik. Şimdi Sağlık Bakanlığı'ndan, Ministry of Health'ten cevap bekliyoruz. James'in söylediğine göre bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta pazartesiye kadar da bu işte okula girilmesine izin verilen okullardan biri olacak mıyız, olmayacak mıyız, onu öğreneceğiz. Şu ana kadar her şey çok pozitif. Ayın 20'sinde yine dediğimiz gibi vizesini alan öğrencilere kapıyı açacaklarını söylediler. Şu anki durumda 14 gün karantina var. Covid testi yaptırması gerekiyor öğrencilerin. Detaylı bir şey söylemediler ama bunun üzerine ekstra bir şey katacaklarını ben çok düşünmüyorum açıkçası. James de aynısını söyledi ama henüz bir detay yok elimizde. O yüzden kesin de bir şey söyleyemiyorum maalesef. Pazartesi günü eminim birazcık daha net konuşuyor olabiliriz. Yani ne var, ne olacak vesaire gibi. Amerika okullarımıza geçelim. Şurada göreceksiniz zaten. Amerika'da bir tane değişikliğimiz var. Biliyorsunuz bizim Boston ve Berkeley okullarımız kapalıydı. 4 Ocak'ta açılacaktı. Hükümetin tavsiyesiyle biz New York'u da geri kapattık. Eylül 4'te açılacak. Şey, Ocak 4'te açılacak. Çok özür dilerim. Ocak 4, 2021'de açılacak tekrar. Bu Amerika'da durum birazcık kaotikleşti açıkçası. Çünkü insanlar çok fazla dışarı çıkmıyor. İçeride çok fazla öğrencimiz var. Yani New York bizim şu okullarımız arasında Londra ile beraber en fazla öğrencimizin olduğu, 70'in üzerinde öğrencimiz var okulda şu anda.
Yani en azından derslerine online devam edip okula gelmeyen veya okula gelmek isteyen ama Covid'den dolayı çünkü maske takmaları gerekiyor vesaire ve çok kalabalık. O yüzden gelmeyen öğrencilerimiz var. Hükümet tavsiye etti. Muhtemelen New York'taki bütün okullara tavsiye etti. Çünkü orada ikinci bir dalga söz konusu. New York okulumuzu biz 4 Ocak'a kadar, tabii bu 4 Ocak öne de çekilebilir bu arada birazcık daha eğer durum düzelirse. New York'taki arkadaşlar öyle olmadığını söylediler. Yani durumun çok Ocak 4'ten önce düzelemeyeceğini söylediler ama biz yine sadece hani scheduled date, ayarlanmış bir tarih veriyoruz. Daha öne ya da daha ileriye atılabilir. Daha ileriye atılmaz. Muhtemelen atılırsa daha öne atılır diyor merkez ofisteki arkadaşlarımız da. Amerika'da sadece şu anda San Diego okulumuz açık. San Diego'da bilmiyorum yani henüz havalar daha o kadar soğumadı. O yüzden COVID vakaları çok yüksek değil. Orada en azından biz birazcık daha derslerimizi öğlene kadar zaten şu bahsettiğimiz okulların hepsinde bu arada öğlene kadar olan dersler yani 9'dan 12.50'ye kadar olan dersler yüz yüze ders sınıf içerisinde öğlenden sonra olan derslerin hepsi de online ders. Yani öğrenci General 20, genel 20 İngilizceye kaydoldu diyelim. Zaten genel İngilizce 9'dan 12.50'ye kadar. Bu öğrenci bütün derslerini face to face alacak o zaman. Ama diyelim ki öğrenciniz geldi IELTS, TOEFL, Business English vesaire. Intensive 30 alması gerekiyor. Intensive 30 alan yani yoğun 30 ders alan bir öğrenci ne yapacak? 9'dan 12.50'ye kadar ki olan dersi sınıf içerisinde okulda ondan sonra 1,5 ile 3 çeyrek arasındaki dersi de ya okuldaki bilgisayarlarımızı kullanacaklar ya da evlerine dönüp, bu arada izin isteyebiliyorlar. Yani her öğrenci 40 dakikalık mesafede yaşamayabiliyor ya da öğlen yemeği yemek isteyenler oluyor. En çok karşılaştığımız şey o. O yüzden ders saatlerinde oynama yapabiliyoruz. Öğretmenlerimiz de çok esnek. Sınıfın hepsiyle zaten tek tek konuşuyorlar. Zoom derslerinde de yani online derslerde de biz 10-12 öğrenciden fazla tutmamaya çalışıyoruz. Çünkü internet bağlantısında çok sorun yaşıyoruz o zaman. Genelde sınıflarımız böyle 8-9-10 kişi arasında diyebiliriz. Amerika vizeleri açık biliyorsunuz. Öğrenciler gelebiliyorlar. Fakat son hafta hatta son 1-2 haftadır birazcık üzüyor Amerika bizi. Çünkü vize tarihleri çok uzak. Yani önce Mart'ta Nisan oldu. Şimdi Mayıs'ta falan randevular çıkıyormuş ve öne alınamayacak vaziyette. O yüzden bunun belki seçimlerden sonra, bu arada David Smith bizim New York'taki okul müdürümüz, onun bir teorisi var. Yani seçimlerden sonra olay birazcık da eğer Covid vakaları da birazcık azalırsa eğer full kadro çalışırsa eğer konsolosluk o vizeleri hızlı hızlı öne çekip hallederler dedi. Ki bu sadece Türkiye için değil bu arada Latin Amerika, Avrupa ve Asya için de aynı şey geçerli. İngiltere okullarımıza gelelim. İngiltere'de biliyorsunuz zaten vizeler açık. Öğrencilerin Türkiye'nin artık 14 gün karantina yapması gerekiyor. Bu 14 gün karantinada eğer Londra'ya gelirlerse zaten anlaşmalı olduğumuz şirketler var. Onların verdiği ücretsiz konaklamalar var. Eğer Brighton'a gelirlerse Brighton'da kendi yurdumuz var. Orada çok cüzi miktarları öğrenciyi konaklatabiliyoruz. Ya da homestay yapabilirler ücreti tabiinde yine. Brighton'ın yine avantajı biz Hove'da kaldığımız için, Brighton Hove bölgesinde kaldığımız için bizde homestay'ler maksimum 25 dakika yürüme mesafesinde yürüdük. Benden önce Serkan Peyti yürümüş, ben de gittiğimde yürüdüm. 25 dakika mesafede. Otobüse gitmek isteyen öğrenci vesaire olursa ya da bisiklete binmek isteyen öğrenci olursa 5-10 dakika mesafede. O yüzden öğrenciler için birazcık da hani Brighton'a gideyim, çok fazla trafik çekmeyeyim, işte Brighton'ın doğu yakasında birazcık da Hove yakasında kalayım vesaire diyen bir öğrenci olursa zaten genelde bizim okul tercih ediyor. Oradaki Türk sayımız yavaş yavaş artmaya başladı bu arada. Eylül aylarında neredeyse yok denecek kadar azdı. Ama şu an İngiltere okulları için genel bir sayıyı vereceksem Brighton'da toplam 22 öğrencimiz var. Cambridge'de toplam 28 öğrencimiz var. Londra'da da 46 öğrencimiz var şu anda. Londra'daki öğrencilerimizde Türk oranı aslında geçenki webinardan bu yana çok değişmedi. Çünkü yeni gelen öğrencilerimiz oldu ve halihazırda içerideki öğrencilerimiz de uzun haftalı öğrencilerdi. Lokal öğrencileri vesaire de kattığımızda bu arada
Çok fazla lokal öğrenci var. Yani dönmemiş olan İngiltere'den öğrenci var. Kendilerine konaklama ayarlayıp. Onlarla beraber %11 dedi arkadaşlarım. Brighton'da yeni yeni artıyor ama Türk oranı şu anda %4 civarında. %4, %5 civarında. Genelde Brighton'da öğrencilerin şu an göreceği milliyet Avrupalı öğrenci. Yavaş yavaş Latin Amerika'nın da açılması. Yani mesela önümüzdeki hafta biz Londra Center'la yaklaşık 9 tane Kolombiyalı öğrenci bekliyoruz. Onun yanında 4 tane Meksikalı öğrenci bekliyoruz. Tabii ki bu Latin Amerika'da hızlandığında biliyorsunuz orada çünkü öğrenci sayıları daha fazla, okullar daha kalabalık ve nationality mix yani farklı farklı hangi ülkelerden daha var daha güzel bir eşleşme olacak. Çünkü şu an Alman bir öğrenci, şey Türk bir öğrenci, Alman bir öğrenciyi gördüğünde çok farklı olmuyor. Orada birazcık daha tadı Latin Amerikalı, Asyalı öğrenciler ya da Kuzey Avrupalı öğrenciler verdiği için önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Türk öğrenciler için en azından daha güzel bir nationality mix olacağı sözünü verebilirim şu an için. Cambridge'de Türk oranımız %6. Bu öğrencilerimiz içerisinde sadece 7 öğrencimiz, pardon 4 öğrencimiz, çok özür dilerim. 4 öğrencimiz Cambridge'de Türk, geri kalan öğrencilerimizin çoğu Avrupalı. O geçen webinarda da bahsetmiştim. Hala Doğu Avrupa'dan çok fazla öğrencimiz geliyor. Yani Doğu Avrupa pazarı geçmiş senelerde diğer arkadaşlarım da zaten onaylayacaktır, okulda çalışan arkadaşlarım da. Ya da sizlerin o taraflara reklam verdiği, aldığınız öğrenciler varsa bu kadar hareketli değildi. Ama gün geçtikçe sanki birazcık daha artan bir market. O yüzden bizim de çok hoşumuza gitti. Ve gerçekten de çok güzel bir tat katıyorlar okula. Çünkü çok farklı bir kültür. İngiltere'de dediğimiz gibi vizeler açık. 14 gün karantina yapmaları lazım. Cambridge'de gelirlerse yine Cambridge'de çok küçük bir yurdumuz var. 6 odalı bir yurdumuz. Orada yine öğrencilere özel fiyat sunabiliriz. Birebir öğrencilerle konuşabiliriz. Ama Cambridge ve Brighton'da ücretsiz yurt veremiyoruz. Ücretsiz konaklama veremiyoruz maalesef. Londra'da da çalıştığımız kurumlar var. O arkadaşlar yardımcı oluyor zaten. Paris ve Zürih. Tabii Paris'te biliyorsunuz Avrupa'da yeni yeni uygulamalar geliyor. Covid sayıları bayağı arttı çünkü orada. Şu an Paris'te akşam dışarı çıkma konusunda bir hassasiyet var. Ama okul çok kalabalık. Yani oradaki Paris'teki okulumuz bir apartmanın iki yan dairesi olarak düşünebilirsiniz. İçeride 7 tane sınıf var. Maksimum öğrenci mevcutu 15'ten zaten. 7 çarpı 15, 100 küsür tane öğrencimiz maksimum orada olabiliyor. Şu an içerisinde okulun içerisinde 32 yanlış hatırlamıyorsam Daniel söylemişti 32 tane öğrencimiz var. Yine maksimum sınıflar 6-7 kişi arasında. Burada da Fransa'ya gelecek Türk öğrencilerimiz için birkaç Türk öğrencimiz var çünkü içeride 4 öğrencimiz var. İtalyan ve Alman öğrenci çok fazla görecekler. Bu arada tabii onlar için birazcık daha rahat ve Fransa'da gerçekten dışarıdan ayarlayabileceğiniz konaklama fiyatları çok ciddi derecede düştü. Yani bir öğrenci Airbnb ya da bir otel, çünkü homestay fiyatları ya da yurt fiyatları yıllık verildiği için çok değişmiyor. Ama öğrenci bir Airbnb baktığında veya bir otele baktığında, butik otellerden bahsediyorum bu arada, fiyatlar neredeyse %60, %70 düşmüş durumda. O yüzden Fransa'ya eğer bir kaydınız, ilgilenen bir öğrenciniz varsa ben konaklamasını kendisinin ayarlamasını tavsiye ederim. Çünkü gerçekten fiyatlar çok iyi. İsviçre okulumuzda Almanca eğitim veriliyor. Biliyorsunuz zaten Türkiye'den gelen öğrencilerin çoğu İsviçre'de akrabası olan ya da konaklaması olan öğrenciler. Bu yüzden tabii ki Türkiye bizim için çok büyük bir market değil. Daha çok Avrupa'dan öğrencimiz geliyor. Fakat şu an içeride 3 tane Türk öğrencimiz var. Bu 3 Türk öğrencimizin yanı sıra okulda 6 sınıf dolu şu anda. Yani 8 öğrenciden 6 kere 8, 48. 48 öğrencimiz var. Bu 48 öğrencimizin yarısından fazlası yine Avrupalı. Yani şu anda LSA'nın okullarını Avrupa marketinden öğrenciler, en azından İngiltere, Fransa ve İsviçre için bu ülkelerden öğrenciler domine ediyor diyebiliriz. İsviçre vizeleri zaten uzun sürüyor biliyorsunuz. Şu süre birazcık köy enstitüsü gibi davranıyorlar. Çok fazla bizim okullarımızı da bilgilendirmiyorlar.
Ama Caroline var, İsviçre'de çalışan arkadaşım. Bu arada Fransa ve İsviçre için de bizim vize danışmanımız aynı zamanda. Takıldığınız bir yer olursa her zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. Caroline'la bir bakabiliriz öğrencinin durumuna. Ya da direkt Caroline'la da iletişime geçip öğrencinin en azından bir son check durumunu yapabilirsiniz. Ne var ne yok diye. Avustralya'ya geçelim. Avustralya biliyorsunuz hala zaten vize başvuruları yok. Kapılar kapalı. Güzel haberler geliyor diyorlar. Pay okuyoruz, Travel okuyoruz, okuldaki arkadaşlarımızla konuşuyoruz ama 3 gün önce Başbakanlarımız katın bir açıklaması oldu. 2021'in belki sonuna kadar kapıları kapalı tutabiliriz diye. Tabii bunu turistik olarak mı yapacak yoksa international öğrenciyi mesela Yeni Zelanda gibi sadece üniversite bazında bir demo gibi mi almaya başlayacak o kısmı bilmiyoruz. Ama genelde oradaki okullar çok pozitif ve Victoria eyaletinde özellikle okulların çok büyük bir baskısı var hükümete. Yani şu kapıları açın, vizeleri işlemeye başlayın ya da en azından vizeleri işleyin ki biz de en azından öğrencilerimize daha kesin bir tarih verelim, daha ileri bir tarih verebilelim. Ve öğrenciler de en azından programlarından vazgeçmesin. Çünkü biliyorsunuz Avustralya'ya bir kayıt aldığımızda COE için ödeme yapmamız gerekiyor vesaire. Şu an zaten vize başvurusu olmadığı için biz sadece kayıt formu ve pasaportu alıp aslında bir işlem mi yapıyoruz? Ve öğrenci canı istediği zaman da bunu iptal ediyor. Ya da ben vize başvurusu çok uzun sürecek galiba o yüzden yapmak istemiyorum deyip çekip gidebiliyor. Bunun da aslında birazcık önüne geçmek için okullar şu anda daha gayret çalışıyorlar. Bakalım umarım önümüzdeki aylarda Aralık ayında bir açıklama yapacağını söyledi. Aralık 17'de yanlış hatırlamıyorsam. Aykut, biraz Efendim. bölebilir miyim? Özellikle şimdi bir soru Tabii. geldi, onu gördüm. Bir de belki öğrencilerin şu anda özellikle sen de biliyorsun çok fazla talep geliyor. O da Avustralya'ya özellikle giden öğrenciler sadece dil eğitimi düşünmüyor tabii ki. Daha sonradan başka bir program düşünüyorlar, orada kalmayı düşünüyorlar. İşte Kanada'da da benzer durum var. En azından LSI'ın orada sunduğu olanaklar veya sunduğu oradaki partnershipler hakkında ve olanaklar hakkında bahsedebilir misin? Belki öğrencilerin biraz daha ilgisini çekebilir. Bitireyim. Sonra ülkeleri bitireyim. Programlara geleyim mi sonra? Tamam, Olur olur. galiba. Olur, Soygundur. olur. Tamam. Tamam. Avustralya dediğimiz gibi bu şekilde yani Aralık'ta en azından kesin bir şey söylemelerini bekliyoruz. En azından vizeleri işlemeye başlamalarını yani en azından işleme almalarını bekliyoruz. Oradan ben güzel haberler geleceğini umuyorum. Yeni Zelanda geçen webinarda da bahsetmiştim. Bu durumdan sonra bu Covid belasından diyelim artık Covid belasından sonra Brett bana bizim oradaki okul müdürümüz aynı zamanda Avustralya'nın da direktörü. Belki Türk öğrencilere vize konusunda yani vize vermediği aslında vize vermediği de değil bu arada vize başvurusu yapılabiliyor. Dubai üzerinden başvuru yapılıyor. Dubai üzerinden de başvuru yapıldığında biliyorsunuz Dubai'li bir vatandaş ve Türk vatandaşın genelde eğitim ve maddi durumları çok eş değil. O yüzden genelde vize reddi oluyor öğrencilerin. Belki bir düzelme olabilir dedi. Umarım çok bekliyoruz çünkü ben de kendim de öğrenci göndermiştim oraya. Çok sevdiğimiz bir lokasyon. Okulumuzu da çok seviyoruz orada. Şimdi faydalı dediği noktaya geleceğim. Programlarımızdan bahsedelim birazcık. Ne var LSI'da? Şu an COVID'le nasıl mücadele ediyoruz? O kısmı söyleyeyim en azından. Özellikle COVID'de yaptığımız en büyük şeylerden biri zaten bütün okullar onu yapmak zorundaydı. Sınıfların direkt mevcudunu düşürdüler. Bu el yıkama dezenfektanlarından koydular. Ücretsiz maske koydular. Öğretmenler maskeli ve yüz cover, bu face cover takarak derslere giriyorlar. Öğrencilerimize zaten internet, bilgisayar, tablet, okulda ne varsa kullanmalarına izin veriyoruz. Bu konuda öğrenciniz varsa eğer bizim okullarımızda herhangi bir çekinceleri olmasın. Mesafeler var. Bu mesafeler genelde İngiltere için 120-150 metre arasında masa mesafeleri. Öğrenci travel'ları ile ilgili kesinlikle şunu önerebilirim. Eğer öğrenciniz hastaysa direkt sizinle iletişime ya da bizlerle iletişime geçmek yerine direkt okuldaki student servicer arkadaşla iletişime geçsin. Çünkü her okula yakın olan bir hastane var. Bu
arkadaşlarımızın hepsi ambulanstır, oradaki yetkili doktordur. Hepsinin numarasına hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Birkaç adım atmaktansa direkt okulla iletişime geçebilirse, çünkü okulun acil hat numaraları da var, hepsinde WhatsApp'ta var. Hızlı bir şekilde, en azından Allah korusun, eğer öyle bir sorun olursa hemen hastane yardım vesaire yapabilirler. Bütün arkadaşlarımız da bu arada bunun için gerekli training aldı. Yani nasıl ulaşılır, işte hangi hastane daha yakındır, nereyle iletişime geçmemiz gerekiyor, nasıl bir karantina yapmamız gerekiyor ve konaklamalarda da özellikle COVID'li öğrenci ya da şöyle söyleyeyim, vaka sayısı yüksek bir yerden, bir ülkeden gelen bir öğrenciyi bile kabul etmeyecek bir homestay'i biz listemizden çıkardık. Yani şu an bir öğrencimiz homestay kaydı yaptırdığında, aile yanı kaydı yaptırdığında emin olabilirsiniz ki aile yanı yaptırdığı, kayıt yaptırdığı aile yanları kesinlikle öğrencimiz COVID'li bile olsa karantina kısmında tecrübeliler ve öğrenciyi almaya istekliler. En azından biz size söylediğimizde evet yerimiz var dediğimizde bu birazcık geri dönülmez olacak. Yani öğrencimiz gelecek ve kesinlikle bizlerle konaklayacak. Okulun içerisinde dediğimiz gibi Toronto'da, Vancouver'da çok güzel yapıyorlar. İngiltere'de birazcık daha outside aktivite yapıyorlar. Bubble'lar halinde, yani sınıflar 7-8 kişi bile olsa aktivitelere çıktıklarında biliyorsunuz dışarıda diğer insanlar da var. 3-4 kişilik öğrenci grupları halinde çıkıp aktivitelerini yapıyorlar. Her gün 2 kere okullarımız temizleniyor. İşte gerekli spreyleri vesaireleri, koruyucuları sıkılıyor. Aktivitelerimiz de burada zaten sınıf sınıf kat kat ayrılmış durumda. Yani öğrenciler tabii ki bu açık alanlarda, mesela Londra Central'daki okulumuzun girişinde ya da Toronto'daki okulumuzun o hol gibi ya da balkonunda vesaire tabii ki bir araya gelmeye çalışıyorlar. Biz elimizden geldiği kadar onları, arkadaşlar dörder beşer ayrılın, üçer dörder ayrılın diye uyarıyoruz sürekli. O yüzden okul müdürlerimiz de dahil olmak üzere sürekli katlarda. Öğrenciler de alıştı diyebilirim. Yani Eylül aylarına göre bu ay içerisinde biz daha az sorun yaşadık. Yani daha az öğrenci ya işte aktivite ya işte dersler böyle vesaire dememeye başladı. Birazcık daha onlar da durumun farkında. Bizim arkadaşlarımız da bu konuda tecrübelendiler. Öğrenciye nasıl yaklaşması gerektiklerini daha iyi biliyorlar. Yani LSE bir öğrenci gönderdiğinizde açık olan okullarımızdan herhangi birine şurada görebilirsiniz. Bu arada Hampstead'da geçen webinarda söylemiştim. Yeni katılanlar olabilir. Hampstead okulumuzda şu an A-level eğitimleri veriliyor. Yani okulumuz açık. Ama biz dil okulu öğrencilerimizi zaten İngiltere'deki öğrenci sayısı az olduğu için Londra Central'da toplayacağız. İlk dönemde yani kapılar tamamen artık karantinasız vesaire açılabilecek şekilde, vizeler daha hızlı dönüş aldığımızda, vizeleri daha hızlı dönüş aldığımızda en azından. Ondan sonra Junior programları ile beraber Hampstead okulumuzu açmayı düşünüyorduk. Bu arada kış Junior programları ile ilgili çok soru alıyorum. Kış Junior programları en azından İngiltere için şu an olacak gibi görünmüyor. Tabii bu önümüzdeki 15 gün içerisinde değişebilir. Bizim okullara nasıl atacağımızla ilgili bir bilgi maalesef vermedi arkadaşlar henüz. Ama önümüzdeki ay, yani Ekim ayının sonunda zaten 2021 fiyat listemizi de çıkarttık. Orada fiyatlarımızı da güncelledik. Arkadaşlarım hangi okul eğer açıksa Junior programlar için açık olur gibi bilgileri bize sunacaklardır zaten. Ben de sizlere iletiyor olurum hızlıca. LSI'da ne programlar var? Şimdi LSI'nin Pathway programları, zaten LSI son 3 seneye kadar Pathway konusunda çok tecrübeli bir okul değildi. Yavaş yavaş başlıyoruz, bebek adımları atıyoruz birazcık. Burada Pathway sayfasına geldiğimizde, şimdi bütün zaten partnerlerimizi vesairemizi bu sayfa içerisinden görebilirsiniz. Şuradaki sekmeden, partner kalıcı sekmesinden. Aslında LSI'nin senelerdir yaptı ama çok bilinmeyen bizim Amerika Pathway'imiz çok kuvvetli. Yani Shorelight'la zaten direkt bir anlaşmamız var. Kendi anlaşmalı olduğumuz okullar da var burada. Yani toplam 54, 50'nin üzerinde 54 olması lazım. 54 okulla Pathway anlaşmamız var Amerika'da. Yani her eyalette öğrencilere okul bulabilecek durumdayız. Bu yüzden eğer bir öğrenciniz varsa, bu arada süreci de biz olağanüstü basitleştirdik. LSI'nin standartlarına göre tabii ki. Öğrenciye hemen bir test gönderiyoruz. Öğrenci
seviyesini bize bildirdikten sonra zaten testin hemen sonunda seviyesi çıkıyor. Arkadaşlara atıyoruz hangi bölüm, bir formumuz var işte hangi bölüm istiyor, GPA'leri nedir, Türkiye'deki skorları nedir vesaire gibi. Hangi okulları istiyor, bir listelemesini istiyoruz en azından 3-5-7-9 şeklinde. Ondan sonra o listeyi gönderiyoruz. Arkadaşlarım kabul alabileceği en azından, conditional sağlayabileceğimiz, şartlı kabul verebileceğimiz okulların listesini gönderiyor. Siz oradan seçim yapıyorsunuz. Dil okulu kaydını yapıyoruz. Ardından conditional offer için üniversiteye başvuru yapıyoruz. Conditional offer geliyor. Bizim kabul mektubumuz geliyor. Öğrenci zaten vizeye başlıyor. Burada göreceksiniz zaten bunların hepsini tek tek kendimiz yazdık. Bazı okullarda anlaşma yaptığımız okullarda IELTS TOEFL gerekmiyor. LSM B2'sini C1'ini kabul ediyorlar. Okula göre değişir. Bazılarında işte IELTS TOEFL gereklidir vesaire gibi ibareler var. Kanada bizim yine yavaş yavaş en azından pathway konusunda büyüdüğümüz. Şu an en fazla çalıştığımız okul Algonquin diyebilirim. Gerçekten öğrencilerin de çok memnun kaldığı bir okul. Bizim de çok iyi anlaştığımız, süreci çok hızlı. Melis Hanım'ın da buradan da selamlar olsun. Bize çok yardımcı olduğu okullardan birisi. Aynı zamanda Ontario'da St. Clair, işte Niagara vesaire birazcık daha Türk öğrencilerin gittiği, keza Lambton olsun. Bu okullarla da anlaşmamız var. Aynı zamanda eğer öğrenci bir college programı yapmak istiyorsa mesela Toronto School of Management gibi o arkadaşlarla da anlaşmamız var. Bir öğrenci gönderdiğinizde bizim dil okulumuzda eğitim alsalar bile kendilerinde diploma ya da sertifika programlarına devam edebilirler. Yeni Zelanda'ya gelelim. Faysal tam Avustralya'da sormuştun. Avustralya kısmında şöyle açıklayacağım. Avustralya'da biliyorsunuz zaten genelde dil okulları kendi sahip olduğu kolejlerle ya da çevre kolejlerle anlaşmaları var. Maalesef Brisbane'de çok fazla kolej yok. Yani mesela bir tane kolej var. Avargant olması lazımdı ismi. Çok yanlış hatırlamıyorsam. Bizim okulumuzda yan yana binadalar. Ama okulun, yani ben de gittim gördüm kendim. %70'i Hindistan'da. Zaten okulun sahibi de Hindistan'da. Biz onlarla görüştüğümüzde mesela Türk öğrenciyi de çok fazla oraya göndermek istemedik açıkçası. Yani bunun içerisinde tabii ki Brezilyalı öğrencimizi de, Arap öğrencimizi de veya Avrupalı öğrencimizi de göndermek istemedik. Bu yüzden onlarla anlaşma yapmadık. Biz şunu yapıyoruz. Zaten biliyorsunuz Avustralya'ya geldiğinde öğrenci köprü vize var. Bridge vize dedikleri. Yani bizde dil okulunu bitirdikten sonra hala bir süresi var. Herhangi bir koleje başvurup ya da sertifika programına başvurup offer'ını aldığında, conditional offer'ını aldığında ya da direkt offer'ını aldığında bizim arkadaşlarımız, okulda çalışan arkadaşlarım, Jasmine olsun, Jesse olsun, Tina olsun denk geldiğinde en fazla kullandığımız okul TAFE. Yani anlaşmamızın olmayıp yazılı değil de sözlü anlaşmamızın olduğu diyeyim. Yazılı olmayan ama sözlü anlaşmamızın olduğu okul TAFE. TAFE'de biliyorsunuz birçok program var. Fiyatları uygun olan programlar var. Çok pahalı olan programlar var. Bunların hepsinin listesi okullarımızda var. Yani bir öğrenciniz varsa, vizesini uzatacaksa ve sizle bağını koparmak istemiyorsa lütfen hemen benimle ya da bizim arkadaşlarla iletişime geçin okuldaki. Hemen TAFE başvurusunu yapalım. Sizi de aynı zamanda sizin üzerinizden yapalım ki siz de en azından komisyon kazanabilirsiniz. Burada size de elimizden gelen desteği sağlamaya çalışırız. Ya da özellikle dediğiniz, yani Aykut ben LSI Brisbane'ı seviyorum. Öğrenci göndermeyi de seviyorum ama keşke bu okulla anlaşmamızın olduğu dediğiniz bir okul varsa eğer lütfen bana haber verin. Ben anlaşma için bireysel olarak o kolejle ya da üniversiteyle iletişime geçmeye çalışırım sizin için. En azından işlemleri birazcık daha kolaylaştırırız. Yeni Zelanda tabii ki hani Türkiye marketi olduğu için hani çok fazla üzerinde durmuyoruz ama dediğim gibi Doğu Avrupa'ya reklam veriyor olabilirsiniz. Arap ülkelerine, Suudi Arabistan'a, Mısır'a, Ürdün'e, Oman'a, Katar'a reklam veriyor olabilirsiniz. Bu marketlerden gerçekten Yeni Zelanda'ya çok fazla öğrenci var. Ve Yeni Zelanda'ya gelen öğrencilerin, bu marketlerden gelen öğrencilerin çoğunluğu uzun dönem gidiyor. Biliyorsunuz zaten Arap öğrenciler de çok fazla çalışmak istemiyorlar. Middle East bölgesinden gelen öğrenciler. O yüzden gelen öğrenci direkt çalışma izni olsa bile Avustralya'da ya da Yeni Zelanda'da gittiğinde direkt olarak okula gidiyor ve birazcık daha akademik düşünerek okula gidiyor. Akademik düşündüğü de ne demek? Sizin yani ikinci bir başvuru yapıp bir üniversiteden daha kazanç sağlamanız. Yani üniversiteden de komisyon almanız demek. O yüzden de burada zaten tabii ki burada Orta Doğu'dan olan acentalarımızın çoğunun kullandığı üniversite Auckland Institute of Studies.
Zaten direkt conditional offer'ımızı sağlıyor. Sadece diyor ki IELTS'ten 6 almanız lazım. Eğer bir öğrenciniz varsa bu region'dan, Middle East bölgesinden, yine pathway konusunda, yani Türk öğrenci de çünkü çok denedik. Geçen sene hatta bir arkadaşımızın başvurusu olmuştu. Çok da güzel bir profildi. Parayla ilgili de hiçbir sıkıntımız yoktu ama maalesef vize reddi aldık. Tabii biz de kırıldık. Çünkü öyle bir profilin vize reddi alması da çok normal değildi. Ama dediğim gibi Türkiye'den denemek istediğiniz olursa ben buna kesinlikle vize alırım. Ya da en azından çocuk denemek istiyor, öğrenci denemek istiyor dediğiniz bir öğrenci varsa buyurun deneyelim. Pet ve öğrenciniz varsa elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Brett zaten bu konuda çok tecrübeli. James, ben ve Brett yapıyoruz bu arada bütün pet ve organizasyonumuzu tüm dünyada. Bu nedenle bana da sorabilirsiniz, Brett'e de sorabilirsiniz. Kanada ve Amerika için Steven ve James'e de sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız sizlere. Pathway programlarımız bunlar. Tabii ki öğrenci Pathway programına geldiğinde ne ders alacak? Intensive 30 ders alacak. Seviyesi A2 de olsa, A1 de olsa, B1 de olsa intensive 30 bizim Pathway derslerimiz. Burada daha önce tabii LSI'nin indirimleri yüzde olarak gidiyordu. İşte %25, %30. Tabii ki çağımız birazcık değişiyor. Herkesin artık CRM'leri var. Kendi CRM'leriniz var. Bu yüzden ben fiyatları yüzde ile değil de kalem kalem yazarak birazcık daha sizin işlerinizi kolaylaştırmak isterim. Tabii ki bunu yaparken indirimleri de birazcık daha arttırdım orada. Burada görüyorsunuz zaten 24 haftası İngiltere'de okullarımızın 150 pound'dan başlıyor. Amerika'da özellikle fiyatlarımız çok güzel. Ha bu arada Amerika okullarımızdan şu an sadece San Diego açık. Diğerleri Ocak 4'te açılacak dedik. Bunun bir altını çizeyim. Öğrenciniz için kayıt alabiliriz. Mart, Nisan, Mayıs ayları için. Sadece biz kapalı olduğumuzu, yani bu dönemlerde eğitim vermediğimizi, Ocak 4'e kadar eğitim vermediğimizi bildirmek zorundayız immigration'daki arkadaşlara. Ve bunu bildirmediğimiz için de I-20'ni çıkartamıyoruz. Yani öğrencinizin kaydını alırız bu indirimli fiyatlardan. Hiç Ocak 4'e kadar beklemesin. Faturalarını göndeririz. Sizin faturanızı, öğrencinin faturasını ve booking konfirmasyonunu. Ondan sonra zaten şu an Nisan-Mayıs ayları için vizeler açık. Öne çekilse bile zaten önümüzdeki ay olmayacak. Muhtemelen yine Ocak-Şubat ayı olacak. Yani New York için bir öğrenciniz varsa atıyorum kaydını alalım. I-20'sinde okul açtıktan sonra zaten dördünde kesin açılacak gibi görünüyor. Hemen öğrencimize gönderelim hızlı bir şekilde. Zaten banka belgeleri vesaireler de hazır olur. Hızlı bir şekilde işleme geçelim. I-20'yi de alalım, vizeye başvuralım. Öğrenci de en kısa zamanda gelsin diyelim. Toronto'da derslerimiz 24 hafta üzeri 195'ten başlıyor. Özellikle bu ara çok fazla Paris ve Zürih soran oluyor. Zürih'e çok fazla değil ama Paris'e çok fazla kayıt aldık bu dönemde. Paris fiyatlarını indirdim ben birazcık bu arada. Yani Paris fiyatları 24 haftanın üstü 20 ders 220 bantlarındaydı. Ben bunu 185'e indirdim ve gelecek sene de bu fiyatta tutmayı planlıyorum. Ama tabii ki siz bu indirim yıl sonuna kadar geçerli. Öğrencilerinize lütfen bu indirim yıl sonuna kadar geçerli. Bir daha bulamayız vesaire diye sunum yapabilirsiniz. Aykut'cum yine araya Efendim? giriyorum. Tabii. Arkadaşlarımız şimdi öğrencilerimiz şimdi tabii ki onlar dinliyorlar kayıt olmaları için. Sadece bir hatırlatma yapalım. O da fiyatlar gelecek sene gideceklerse bile yıl Tabii sonuna tabii. kadar kayıt olurlarsa bu fiyatlardan, bu Tabii indirimlerden ki. yararlanıyorlar. Doğru mu? Tabii ki. Yani kayıtlar şurada yazıyor zaten. Eylül Aynen öyle. ayıyla December'ın aralığın sonuna kadar yapılan tüm kayıtlardı. Öğrenci 2022'de de başlayabilir, 2023'te de başlayabilir. O durumlarda sadece değişecek olan şey konaklama fiyatı. Ama kurs fiyatları sabit. Harika. Şimdi arkadaşlar Aykut'un da anlattığı gibi LSI'ye gittiğinizde bu fiyatlardan, özellikle şu anda özellikle COVID hakkında öyle düşünceleriniz varsa veya şu anda zaten öğrenciyseniz ve gelecek yaz gibi bir dönemde gitmeyi düşünüyorsanız burada bir erken kayıt fırsatı var. Şimdi kayıt olursanız, yıl sonuna kadar kayıt olursanız gelecek sene veya ne zaman giderseniz gidin bu fiyatlardan yararlanıyorsunuz ki bu fiyatlar gerçekten çok iddialı fiyatlar. Yani LSI kalitesinde bir okul bence çok çok avantajlı fiyatlardan yararlanabiliyorlar. Yani benim kendi fikrim açısından çok çok iyi fiyatlar.
Tabii bir de bu indirimi aslında biz öyle söylemek istemedik. Eleseni de 55. yılı için yaptık aslında. Bu yıl Eleseni de 55. yılı. Çok güzel bir yılda 55. yıl kutlaması olmadı ama olsun, önümüzde daha güzel günler olacak diye düşünüyoruz bizler de. 7 ülkede 14 okul, hatta arttırabilirsek ki umarım Kanada'da çalışmaları var arkadaşların. Kolej destekleriyle beraber okul sayımızı birer ikişer daha arttırıp daha iyi hizmet vermeyi de istiyoruz arkadaşlarımıza. Genel olarak LSI böyle içerisinde, bu arada tabii ki yeni yeni o soruyu almıştım çünkü tarihleri yaklaşmıştı. Bizde hukuk ve sağlık İngilizcesi de var. Tıp İngilizcesi yani. Bunları biz online dersler olarak veriyoruz şu anda çünkü zaten sınıflarda yeterince öğrenci sayısı oluşmadı. Fakat gelecek sene için yine Haziran ve Eylül aylarında iki farklı intake olacak şekilde bu dersleri açmayı düşünüyoruz. Yani şu andan öğrenciniz varsa Haziran sonu veya Eylül başı için, ardından da eğer zaten açamıyor olursak bir sonraki intake'e, eğer açamıyor olursak intensive 30 farklı programa da dönüştürebiliriz. Bu arada gelmişken, evet, soru vardı Faysal. Ben onu okuyorum. İngiltere'de eğitime Aynen. başladıktan sonra COVID nedeniyle okullar kapanır ve Türkiye'ye dönmek zorunda kalırsak kalan süreyi sonra okuyabiliyor muyuz? Tabii ki. COVID başladığından beri zaten LSE'nin bence yaptığı en güzel şey önce hem öğrencilerimizi hem de partnerlerimizi koruma altına alarak, en azından bizim sunabileceğimiz şekilde herhangi bir borç alacak bırakmadan kurs kreditini size sağlıyoruz. Mesela var şu anda öyle öğrencimiz de var. İngiltere'de eğitimini alıyordu. Sokakta tatsız bir olay yaşamış. Çevresinde çok fazla COVID vakası varmış. İşte düşen bir insan görmüş sanırım Londra'da. Daha yeni oldu bu arada olay. Ben biletimi alıp dönmek istiyorum dedi. Biz de tabii ki hay hay dedik. Bu arada okulda eğitimler devam ediyor. Öyle bir haber de duymadık aslında. Ama dedik ki tamam, hemen kurs kreditini hazırladık. Kalan bütün haftalarını içeren şekilde öğrenci Türkiye'ye gelecek. Kendini hazır hissettiğinde vizesi el verirse tekrar o vizesiyle beraber. Vizesi el vermezse eğer yeni vizeye başvurarak, yeni vizeye başvurursa tabii ki tekrar bir kabul mektubu, tekrar bir faturalandırma işlemi yapabiliriz. Gelecek kurs kreditiyle kalan haftalarını biz de alacak. Zaten öğrencilerimiz de ne yaptı bu arada? Yani Mart, Nisan aylarında bizden kurs kredi alan öğrencilerimiz Eylül ayında üzerine ekleyerek geldi aslında. Bizim de çok hoşumuza giden bir şey oldu. Londra'da konaklama yapan aileler okula ne kadar mesafede? Biliyorsunuz Londra zon 2, zon 3, zon 4, zon 5 şeklinde gidiyor. Ekstra ücretler var. Yani 25, 35, 40 pound olmak üzere 3 farklı supplement ücreti var. Zon 2'de olan aileler, Londra Center, bizim Londra'daki okulumuz tam British Museum'un arkasında. Yani çok merkezi, tam Londra'nın ortasında bir yer. O yüzden Zon 2'de olan bir aile güneyde de olabilir, doğuda, batıda da olabilir, doğuda da olabilir ve ortalama mesafeleri metro ile 15-16 dakika vesaire olacaktır. En uzak ailelerde 1 saat 10 dakika. Bunlar da Zon 5'te artık iyice Londra'nın güneyinde olan aileler. Biz öğrencileri verirken genelde Zon 4, Zon 6 arasında aileler veriyoruz. Bunların da ortalama süresi 40-50 dakika arası metroyla. Merkezleriniz arasında geçiş yapılabiliyor mu? Örneğin Londra'da başlık tabii ki. Zaten direkt kurs transferi yapabiliriz. Örnek vermek gerekecekse eğer, mesela öğrencimiz Brighton'da eğitim alıyor. 24 hafta bir eğitim alıyor. Geldi 18. haftasında dedi ki, konaklamayı da bizden alıyor diyelim, homestay konaklaması. Dedi ki ben Londra'ya geçmek istiyorum son 6 haftamda, 18. haftanın sonunda. Biz diyoruz ki tamam, kursunu hemen şey yapalım ki zaten Londra ile Brighton arasında kurs fiyatlarında herhangi bir fark yok. Konaklamada Londra 5-10 pound daha pahalıdır Brighton'a göre, yani zonlara göre değişiklik gösterir. Orada diyoruz ki bu kadarlık bir fark var 6 hafta için, bunu ödeyebilir misin? Öğrenci de konaklama parasını ödüyor. Ondan sonra herhangi ekstra bir ücret ödemeden geçiş yapabiliyoruz. Tıp İngilizcesi kursu kaç hafta? Belli bir seviye şartı var mı? B1 seviye yeterlidir. Bu arada Pathway dışında Business English, IELTS, TOEFL, Tıp İngilizcesi, Hukuk İngilizcesi, bu İngilizcelerin yani özel kurslarımızın hepsinde biz B1 seviye istiyoruz minimum öğrenciden. Çünkü zaten belli bir seviye İngilizce bilmeniz gerekiyor ki artık uzmanlık alanına, yani
tıp uzmanlığı hakkında konuşabiliyor olmanız gerekiyor. Yani amacımız o 8 haftanın sonunda. Intensive 30 şeklinde veriliyor dersler. Yani muhtemelen tabii ki bu tıp İngilizcesi ve hukuk İngilizcesi özellikle söyledim. Onlar gelecek senenin Haziran ayında olacak gibi. Bu yüzden gelecek senenin Haziran ayında olacağı için bence o zamana kadar en azından dünyada da bir aksiyon alınmış olur. Biz full olarak yüz yüze dersleri vermiş oluruz. Intensive 30 derslerimizde 9'da derse girersiniz, 3 çeyrek gece dersten çıkmış olursunuz. Diğer arkadaşlarınızla beraber. İngiltere'de IELTS hazırlık programı IELTS 5 civarındayım. 6,5 almam lazım. Ahmet Bey şöyle yapabiliriz isterseniz. Maliyet ücretlerini lütfen Study Expo'ya bilgilerinizi bırakın ya da bize mesaj atın bilgilerinizi. Arkadaşlarım size maliyet için dönsünler, detaylı bir mail atsınlar. Tabii ki ben öğretmen değilim ama tavsiye vermek gerekecek olursa 5'ten 6,5'a tabii ki siz nasıl kendi kendinize çalışıyorsunuz o da çok önemli. Biz mesela LSI olarak ELSI sistemi veriyoruz bize. Dersiniz başladığında başlıyor, bittiğinde bitiyor. Bu bir self-study yani kendi kendine öğrenme platformudur. Sabahları dersinizi alıp akşam da bu platform üzerinden ek çalışmalar, ödevler vesaire yapabilirsiniz. Şimdi bu ödevleri vesaire yaptığınızda tabii ki kurs süresi iyice düşüyor. Ama IELTS biliyorsunuz birazcık daha spesifik bir kurs. O yüzden kelime öğrenmeniz gerekiyor. Cümle anlamlarına birazcık daha dikkat etmeniz gerekiyor. Ben derim 12 hafta, siz ihtiyacınız olur 16 haftaya. Ben derim 24 hafta, siz 18 haftada belki bu seviyeye gelirsiniz. O yüzden benim size tavsiyem Google'a LSI English Level Test yazarsanız eğer hemen bizim testlerimiz çıkıyor şu şekilde. Hatta ben sizin için yapayım. LSI English Test yazdınız. Şurada linklerimiz çıkıyor zaten. Bu testlerden birine tıklarsanız eğer arkadaşlarım sizden bilgilerinizi yani internet sitesi sizden bilgilerinizi göndermenizi istiyor. Ondan sonra size testi gönderiyorlar. Testi gönderdikten sonra da zaten testi son sayfada sonucunuzu alabilirsiniz. Burada da sonucu aldıktan sonra zaten bizim kendi yani info@lsi.edu zaten oraya da yazabilirsiniz. Benim test sonucum bu. Acaba benim ne kadar eğitim almam gerekiyor? İngiltere'de almak istiyorum dediniz. İngiltere'de biz bu maili Rita'ya göndereceğiz. Rita da diyecek ki size atıyorum 4 ay, 3 ay, 6 ay artık o seviyenize, o hangi konularda eksiğiniz var ona göre detaylı incelemeyi yapıp ondan sonra da Türkiye'deki partnerlerimizle iletişime geçip, Study Expo ile iletişime geçip kayıt işlemlerinize ve vize işlemlerinize başlayabilirsiniz. Evet. Yine bir sorumuz geldi Ha. Brighton şubesi ile alakalı. 15 dakika. Yani sahile tabii sahilin neresine Brighton Pier'e soruyorsak Brighton Pier'e taksiyle 3-4 dakika sürüyor. Eğer yürürseniz de 15-16 dakika falan ama yürüyüş yolu çok güzel zaten oranın Hove'dan Brighton Pier'e doğru. Ama tabii ki en yakın sahile ne kadar derseniz zaten çok yakın yani ben diyeyim 300-400 metre Ya sizin 300 yerinizden. metre civarında Yani bir mesafe yani. Evet. Bir sorumuz daha geldi. O da süpermiş yani demiş süpermiş yani. oldu. Evet. Evet. Ya Brighton zaten çok küçük bir şehir. Ondan dolayı Aynen yani. özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi bir şehirde yaşıyorsa arkadaşımız öyle bir endişesi olmaz. Her yer her yere Evet. yakın. Öyle bir sıkıntı yok. Arkadaşlar başka sorunuz var mı? Yoksa açıkçası yani özellikle şu anda LSI'nin kampanyasından biraz önce de dediğimiz gibi yararlanmanız bence çok faydalı olur. Özellikle bu kadar büyük bir okulun bu kadar farklı lokasyonda bu kadar esnek bir de COVID ile endişeleriniz varsa vesaire iade kısımları işte erteleme kısımları vesaire vesaire çok fazla avantaj sunuyor. Yani Aykut Bey ile iletişime geçebilirsiniz, bizimle geçebilirsiniz. Biz size yardımcı olabiliriz zaten o konularda herhangi bir sorunuz olursa. Aykut senin en son eklemek istediğin bir şey var mı öğrencilerimize? Yani öğrencilerimize şunu söyleyebilirim. Ben kesinlikle okul kaydı yapmaktan çekinmesinler. Zaten şu an mesela herkes söylüyor gerçi bunu. Kanada'ya, Amerika'ya gitmek istediğinizde zaten tarihler öte tarihler.
Şimdi zaten siz birazcık daha beklerseniz bu tarihler daha da ileri alınacak. Eğer bunun için ayırdığınız bütçeniz varsa, böyle bir hayaliniz varsa bence şimdiden bizlerle, Stadi Expo ile Türkiye'deki diğer partnerlerimizle iletişime geçip en azından detaylı bir bilgi alın. O bilgiyi süzün. Sizin ihtiyacınız olan ne? O arkadaşlarımız en azından ona bir karar versinler. Ardından sizin için uygun program, uygun ülke, uygun okul, hangisi daha uygun olursa sizler için. Tecrübeli okullar olabilir, yeni açılmış okullar olabilir, binası daha güzel olan okullar olabilir vesaire. Sizi ne cezbediyorsa. Onlardan birine kayıt işlemlerinizi başlayıp en azından vize işlemlerinizi de hızlı bir şekilde dosyalarınızı bile hazırlayarak hazır bir şekilde vizeler açıldığı anda hızlı bir şekilde başvurunuzu yapıp kapılar da açıldığı anda mesela ne dedik? Amerika için zaten açık, İngiltere için zaten açık, Avustralya için Aralık'ta haber bekliyoruz. Kanada ayın 20'sinde açacağını söyledik gibi. Kapılar açıldığında, vizeniz de elinizde olduğunda sizleri okullarımıza bekleriz. Sağlıklı günler diliyorum Çok güzel özetledin Aykut. ben. Sonuçta vizeler illa bir yerden sonra hepsi açılacak zaten. Bu geçici bir Tabii. süreç. Katıldığın için ve bu bilgileri paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Katılan öğrencilerimiz için de çok teşekkür ediyoruz. Onların herhangi bir sorusu olursa lütfen çekinmesinler. Atsınlar bize sorularını. Biz de LSA'ya zaten iletiriz. Çok teşekkür ederim herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.